Kamu görevlilerinin 4688'li olan sıkıntıları, ekonomik konularla ilgili konular konfederasyon başkanlarımız dile getirdi. Memur sen heyet olarak biz 6. dönem toplu sözleşme tekliflerimizi hem size sunduk. Bunun içerisinde bunları tek tek anlatmam zaten konfederasyon başkanları da hemen hemen anlattılar. Yalnız bir düzeltme yapmak istiyorum. Konfederasyon başkanımızın sunumunda 2023 yılı için 18 dil sürtmesi oldu herhalde. %17 olarak onu da düzeltmiş olalım. 22 %21, 23 yıl içinde %17, 3 artı 3 refah payı her iki yıl içerisinde taleplerimiz var. 600 lira da iyileştirme zammı. Sayın Bakanım, daha önceki buradaki toplantıda yine dile getirmiştik. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da açıklamış olduğu ekonomik reform paketinde birçok konu var. Memurları ilgilendiren konulardan bir tanesi de kitlerin yapısıyla ilgili düzenlemelerin olacağı söylenmişti. Fakat hatta Cumhurbaşkanımız orada o sunumu yaparken bu program yapılırken sosyal taraflarla bir araya gelerek yapıldı dendi. Fakat o sosyal taraflar biz olmadığımıza göre kim olduğunu bilmiyorum. Bizimle böyle bir çalışma yapılmadı. Bir sabah uyandığımızda Makine Kimya Enstitüsü Kurumu'nun özerk yapıya büründüğünü gördük. Bir sabah da resmi gazetede TİYAŞ'ın özelleştirme kapsamına alındığını gördük. Dolayısıyla burada çalışanlar bizlere soru soruyorlar. Fakat biz bu soruları cevaplayacak herhangi bilgiye de sahip değiliz. Geçmişte benim hizmet kolumda olsun, başka hizmet kollarında da olsun bir yıl özelleştirmeler yapıldı. Bu özelleştirmelerin ne kadarının amaca uygun olduğu bir ölçme değerlendirme yapıldı mı bilmiyorum. TEDAŞ özelleştirmesinde 10 yıla gitmeyecek TEDAŞ'ı biz tekrar kuracağız demiştik. Keşke yanılsaydım, TEDAŞ'ı tekrar kurduk ve genişletiyoruz. Bunun gibi bazı kurumlarımız et süt kurumunu tekrar yeniden ihya etme durumunda kaldık. Çünkü vatandaşlarımızın bir takım sömürücülerin elinde kaldığı gerçeğine dayanarak et süt kurumu yeniden ihya edildi. Bunun gibi bu özelleştirilecek kurumların niye özelleştirildi, neye ihtiyaç duyulduğu söylenmesi lazım. Buraya gelmeden önce Makine Kimya Enstitüsü Kurumu'nda verilen sözleşmeler geldi. Biz burada toplu sözleşme masasında oturduğumuz zaman kamu personelinin ücretlerine zam yapılsın dediğimiz zaman durulamayan paralar şimdi aynı fabrika müdürüne 28 bin lira, 7 bin lira alana 4 kat öneriliyor. Şube müdürlerine 21 bin lira öneriliyor. O zaman bu paralar nereden geliyor diye sormak lazım. Kamudayken bu yokken özerk hale gelmesiyle akşamdan sabaha para mı kazandılar diye soruyoruz. Bu açıdan da kamunun biraz elini bu noktada bol tutması, üretimden eğer daha artırmak istiyorsak bunu cezalandırma sistemi değil, biraz da ödüllendirme sistemine geçerek yapması lazım. Kamu personelinin siyaset yapma hakkı, grev hakkının, örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılması lazım. Sayın Bakanım, 4688 sayılı yasa 2010 yılındaki referandumdan sonra yeniden yapılırken tüm aşamasında bulunan birisi olarak söylüyorum. Bu 4688 sayılı yasa bize ancak 5 toplu sözleşme yaptırır. 6. toplu sözleşmede de bir tıkanıklığa sebep olur demiştim. Bugün geldiğimiz noktada 4688 sayılı yasa bizim sorunlarımızı çözmüyor. 2018 yılında bununla ilgili çalışmamızı biz gerek grup başkanı Nacim Bey'e, gerek Cumhurbaşkanımıza, gerek Cumhurbaşkanı yardımcımıza bu konuyu ilettik. Çalışmalarımızı da verdik. Fakat bu konuyla ilgili 2 yıldır hiçbir mecliste bir çalışmanın olmadığı da bir gerçek. Yine bir aynı yasayla bir toplu sözleşme yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte masanın sendikalar tarafı değil, işveren tarafının
kanunen ortadan kalktı da bir gerçek. Bunların yeniden düzenlenmesi lazım. Hangi konuların görüşülmesi noktasında da yeniden yapılanmaya gidilmesi lazım. Sadece mali ve sosyal haklar konusu burada söyleniyor. Fakat ne hikmetse mali ve sosyal haklar içerisinde sayılan konularda bir bakıyoruz mecliste kanun olarak veya bir kanun ekinde çıkıyor. En son Enerji Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu çift harcıra uygulaması bir iki kuruma mahsus olarak yapılıyor. Daha önce de Sanayi Bakanlığı'nda aynı olay yapıldı. O zaman toplu sözleşme masasının anlamı ne diye sormak lazım. İki yılda bir niye toplanıyoruz? Birileri istediği zaman böyle bir şey yapacaksa bu toplu sözleşme masasına acaba gerek var mı diye de kamuoyu tarafından da sorgulanıyoruz. Bu açıdan bunların toplu sözleşme masasında kararlaştırılması lazım ve günün şartlarına da uygun olarak yapılması lazım. Harcırahlar olsun, fazla mesai olsun, bir bakıyoruz ki bütçe kanununda yapılıyor. Hiçbir zaman bu masanın gündeme haline getirilmiyor. 3600 ek gösterge yıllardır taleplerimiz arasında olmasına rağmen kesinlikle bu masanın gündemi değil diye getirilmedi. Fakat bir de baktık Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. O günden bugüne kadar da bunun üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadı. 5 grup değil, herkesin bundan faydalanması lazım. Geçmişte bunlarla ilgili bir kazanımımız da olmuştu. 3600 ek göstergenin neden bu kadar fazla istenmesinin sebebi emeklilik hayatında ciddi bir katkısı var. Bu açıdan da yansıtma oranlarının yeniden düzenlenmesi konusunda da taleplerimizin arasında yer alıyor. Bunun tekrar gözden geçirilmesi gerekmekte diye düşünüyorum. Kamu personeli ve anayasamızda bizim emeklilerle ilgili konu, kamu personel sistemi içerisinde memurların toplu sözleşmesine endekslenmiş. Fakat bunlar üye olamıyorlar. Emeklilerin sendikalarıyla ilişkilerinin devam ettirilmesi konusunda da yeni yasada yer alması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben sözü fazla da uzatmadan, bizim taleplerimiz var burada, sunum da yapacaktım ama genel başkanımız olsun, Önder Bey olsun, KES başkanımız olsun, hemen hemen aynı şeyleri söylediler. Aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Hepinizi ve heyetinizi saygıyla selam.